Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterimiz Sayın İsmet Büyükataman Beyefendi teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Genel Sekreterim. Sayın Genel Sekreterim, Sayın Merkez Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyem, Sayın İl Başkanım, İl Yöneticilerim, Sayın İlçe Başkanım, Misafir İlçe Başkanlarımız, Türk Milletinin İffet ve Namus Abidesi, Kadın Kolları Başkanlarım ve Yönetimleri, Sayın Ocak Başkanım, Belediye Meclisimizin değerli üyeleri, saygıdeğer delege ve üyelerimiz, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, Gemlik İlçe Teşkilatımızın düzenlediği genişletilmiş divan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli misafirler, konuşmalara geçmeden önce gündemimiz gereği sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere başbuğumuz Alparslan Türkeş ve bütün şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve devamında İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Gereği sizlere hitap etmek üzere değerli ilçe başkanımız Sayın Mehmet Emin Özcanbaz Bey'i kürsüye davet ediyorum. Kıymetli Genel Sekreterim, Merkez Disiplin Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu Üyem, İl Başkanım, İl Kadın Kolları Başkanım, Belediye Meclis Üyelerimiz, İlçe Kadın Kolları Başkanımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, ülküdaşlarım, tertiplemiş olduğumuz programa hoş geldiniz, şeref verdiniz. Müsaadeniz olursa konuşmama bir metne bağlı kalmadan
sürdürmeye gayret göstereceğim. Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı'nın çalışmaları hakkında bir manifesto sunacağım. Çünkü burada lokal bir program yapıyoruz, aile içi bir program. Burada yurttaşlarımız teşrif ettiniz, biz son derece memnunuz. Geçmişte Gemlik'te ülkücü hareketi 10 kişi, 20 kişi temsil ederken Allah'ımıza bin şükür böyle lokal programlarda dahi bu salonları doldurabiliyoruz. Geçmişten bugüne bu harekete hizmet eden siz değerli büyüklerime de sonsuz teşekkürler ediyorum. Rahmetli Erol Pınarlar'dan aldık. Kardeşi İnce abla ameliyatlı olduğu halde programımıza katıldı. İnce abla hoş geldin. Geçmişte büyük mücadeleler verildi. Biz neyin temsil ettiğimizi, nasıl bir ateşten gömlek giydiğimizi farkındayız. Bu programı da makamı cennet olsun belediye meclis üyemiz rahmetli Ömer Kahraman'ın adı var bu salonda. Demek ki ülkücü milliyetçi hareket Gemlik'te dişiyle tırnağıyla salonları doldurabilecek bir seviyeye geldi. Allah nasip kısmet ederse geçen dönem yarım bıraktığı işi de Gemlik Belediyesi'nin çatısına 3 hilal bayrağı da Allah nasip ederse inşallah bu dönem dikeceğiz. Kıymetli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi Gemlik'te iktidara talip. Bir siyasi partinin hepimiz mensuplarıyız. Dolayısıyla bu düşüncelerle Gemlik'te Milliyetçi Hareket Partisi'nin neyi neden yaptığını bütün dava arkadaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Çünkü bizler ve sizler sokaktasınız, sahadasınız. Bulunduğunuz yerlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne gibi işler yaptığını sizler etrafınıza ve çevrenize anlatacaksınız. Şimdi az önce ifade ettiğim bir manifesto sunacağız sizlere. Gemlik'te Milliyetçi Hareket Partisi hepinizin malumu olduğu üzere kamuoyunu uzunca dönem meşgul eden. Gemlik'te iki köprü sanayi firmasına ve bunlar Gemlik'e katma değer sağlayan, hizmet sağlayan bizler için önemli firmalar. Gemlik Belediyesi'nin mülkü olan arazi satışını belediye meclis kararı olmadan encümen kararıyla satışı yapıldı. Bunun usule aykırı olduğunu belediye meclisinde defalarca söylememize rağmen mevcut belediye yönetimi bu ikazlarımızı dikkate almadı. Sağ olsun Osman Durdu Başkan'ın ilçe başkanlığı döneminde belediye meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte bu konuyu yargıya taşıdılar. Yargı kararı Bölge İdare Mahkemesi satış iptaline hükmetti. Mevcut yönetim davayı bir üst mahkemeye taşıdı. Danıştay da yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Bu 2015 yılında oldu. Aradan geçen 2,5 yıla rağmen mevcut belediye yönetimi yapması gereken işlemi halen daha yapmadı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bunu neden yaptı? Şunun için. Gemliğin malı hiç kimsenin tapusunda değil. Gemliğin malı Gemliklerin. Usulüne uygun yapılmış olsaydı bu satıştan çok daha büyük karlar elde edilebilirdi ve Gemliklerin hizmetinde kullanılabilirdi. O dönem 25 milyon liraya satılan yerle hepinizin yine malumu olduğu Gemlik'te belki de 4 ayrı yerde o parayla kapalı pazar yeri yapılabilecekken sadece bir tane kapalı pazar yeri yapıldı ve bu para buraya harcandı. Milliyetçi Hareket Partisi konunun hem belediye meclisinde hem yargı süresince hem de toplumumuza bu konuyu yansıtma noktasında sahada oldu. Beraberinde yine Gemport'a ait belediyenin %13.4 hissesi vardı. Bizlere göre değerinin çok altında bir satış gerçekleşti. Bununla alakalı gene bir yargı süreci başlattık. Fakat bu arazi satışında olduğu gibi lehimize sonuçlanmadı. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre, çünkü daha önce satılmış bir hisse vardı, aynı bedelle satılmış olsaydı Gemlik Belediyesi'nin kasasına 103 milyon lira, yani eski parayla 103 trilyon lira fazla bir katma değer sağlanacaktı. Beraberinde malumunuz yine bir merkez çarşı camimiz yapıldı. Şimdi bu da uzunca dönem kamuoyunun gündemini meşgul etti. Neydi bu mesele?
Milliyetçi Hareket Partisi grubu belediye meclisinde yeni caminin yapıldığı yer, hepiniz biliyorsunuz, daha önce belediye binamızdı. Cami yeri olarak burası belirlendi. Sahte raporlarla bu binaya çürük raporu verildi ve bu belediye binası yıkılıp yerine cami yapıldı. Bu tartışmaların yaşandığı daha belediye binası yerinde dururken Milliyetçi Hareket Partisi şöyle bir öneri getirmişti. Mevcut merkez camimizi şu anda Atatürk Parkı'nın ve beraberinde Bursa otobüs duraklarının olduğu yerde yaparsak çok daha büyük bir cami yapmış oluruz. Beraberinde deniz kenarına da yapılacak bir cami Gemliğin silüetine katkı sağlar demiştik. İfadelerimiz aynen buydu. Hatta sağ olsun belediye meclisindeki mimar ve mühendis arkadaşlarımız, abilerimiz somut evraklarla ve görsellerle bunu da sunum haline getirmiştik. O dönem bugün Adalet ve Kalkınma Partisi belediye meclis üyesi olan bir hemşerimiz, o dönem Has Parti ilçe başkanıydı. Kendisi de o dönem anket yapıldı. Merkez Camii nerede olsun diye. Yapılan anketlerde de çıkan sonuç Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerdiği yerde. Fakat bütün bunlar göz ardı edildi. Sağlam belediye binası yıkıldı. Yerine bir merkez camii yapıldı. Allah kabul etsin. Hepimiz gidiyoruz, ibadet yapıyoruz. Şimdi bu anekdotları şunun için anlatıyorum. Son zamanlarda yine yıkılan Tibel Oteli'nin oraya bir mescit yapımı gündeme geldi belediye meclisine. Ve bu soru önergesi şeklinde geldi belediye meclisine. Önergede aynen şöyleydi. Gemlik'te akil insanlarla yapılan istişareler sonucunda deniz kenarında silüete katkı sağlayacak bir cami yapılması diye geldi. Biz kendilerine çıkıp bunları hatırlattık. Ya biz size geçmişte buraya çok daha büyük bir merkez cami yapılabilir. Hem de denizin kenarına yapılacak bir cami silüete katkı sağlar demiştik dedik. Ve sürecin takipçisi olduk. Devamında merkez caminin gene bugünlerde ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda özellikle cami cemaatinin gündemini çok meşgul edecek bir konu. Şimdi Allah nasip etti, kongre sonrası, şimdi malumunuz çarşı camimiz yeni tamamlandı, hala bir takım eksikleri var. Borusan grubu ve Asım Kocabıyık, mekanı cennet olsun, caminin yapımını tamamen kendisi üstlenmişti. Dış cephe kaplaması bunu da sonradan protokolde olmamasına rağmen ilave bir protokolle tamamlayacağı söylendi. Fakat cuma günleri bu camide caminin eksikleri için yardım talep ediliyor. Kongre sonrası işte biz de vakit namazlarına mümkün olduğu kadar çarşı camindeyiz. İmamı da tanımam. Yeni bir imamımız gelmişti. Bir gün camiden çıkarken hocam bu caminin avizelerine dair kimsenin bir tasarrufu var mı dedim. Yani avize yerleri var, kablolar sarkıyor. Fakat avizeler yok. Birçok da eksiği var caminin. Yok başkanım dedi. Peki dedim bu avizeleri biz yaptırsak nasıl olur? Başkanım Allah razı olsun deriz. Ama bizim bir cami derneğimiz var. Cami derneğiyle de bir görüşelim isterseniz. Uygundur dedik. Sonra cami derneğiyle de görüşüldü. Avizeleri Milliyetçi Hareket Partisi yaptıracak Allah nasip ederse. Biz cami avizesi konusunda Türkiye'de önemli bir firmayla görüşmeler yaptık. Bir hafta kadar sonra firma yetkilileri camiye geldi. Ölçüm yaptılar. Kataloglarıyla geldiler. Modelleriyle geldiler. Şimdi avizeleri biz yaptırıyoruz. Yanlış da anlaşılmasın diye caminin imama ve cami derneğinin temsilcilerine dedik ki buyurun avizeleri de siz beğenin. Firma yetkilisi de oradaydı. Avize modelini de kendileri beğendiler. Fakat ne hikmetse bu avizeleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptırmış olmasından mevcut belediye yönetimi son derece rahatsız olmuş. Yani bizlere teşekkür etmeleri gerekirken gene bize bir şey söyleyemiyorlar ama cami görevlisi imam arkadaşla çeşitli bahanelerle uğraştılar. Allah var, kaymakam bey de, müftü bey de, bizler de, il müftüsü de arkasında durduk arkadaşın. Fakat arkadaş bu en son cuma günü namaz da hutbede cemaatle vedalaştı. Onun öncesinde de bana dedi ki başkanım ben artık dayanamıyorum, gideceğim buradan. Çünkü Ulu Cami'den gelmişti. Kaliteli de bir arkadaş. Dedim hocam gitme, yani herkes senin arkanda durur burada.
Bıktım dedi, yani ben bir din adamıyım. Bunlarla artık uğraşmak istemiyorum. Sizden Allah razı olsun dedi. Cuma günü de cemaatle vedalaştı. Şimdi bunun üzerinden de önümüzdeki haftalarda çok polemik olacak. Konunun hülasasının özeti bu. Ha, detay merak eden arkadaşlar varsa ben kısa kısa geçmeye gayret ediyorum. Parti teşkilatımız sürekli açık. Bizlere sürekli ulaşabilirsiniz. Bu konuları da istişare ederiz, paylaşırız. Sizin de malumatınız ve bilginiz olur. Yine Gemtaş isimli belediyeye ait bir şirket var. Şimdi bu şirketteki durum şu. Belediyelerin şirket kurabilmesi İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi. Fakat mevcut belediye yönetimi bu yasal engeli aşmak için daha önce farklı bir isimle faaliyet yürüten bir şahsın üzerine olan şirketi önce isim değiştirtiyor, sonra ben yeni şirket kurmadım, bu şirketi hibe aldım diyebilmek adına bu şirketi hibe olarak alıyor. Tamam, bu şirket ne yapacak, ne iş yapacak dendiğinde de belediyeye ait Gemlik'in çeşitli yerlerinde araziler ve arsalar var. Buralarda inşaat yapacak, kamulaştırmalar karşılığında vatandaşımıza takas usulüyle burada yaptığı konutları vereceğiz. Beraberinde fen işlerinin bir takım ihale ve işlerini bu şirket yapacak ve biz bunu belediye bünyemizde kısmen halletmiş olacağız dendi. Bu şirketin faaliyetlerini takip ettik. Yine çok değerli belediye meclis üyelerimiz münasebetiyle bu şirkete ait gelir gider tablolarını ve bilançolarını talep ettik. Kendilerinden istedik. Kanun gereği bunları bize vermek durumundalardı ve biz bunları aldık. Sonra gene mali müşavir, belediye meclisi arkadaşlarımızla birlikte oturduk, bunları inceledik. Ve ortaya şöyle bir tablo çıktı. Şirketin 4 kişilik yönetim kurulu üyesi var arkadaşlar. Bunların bir tanesi AK Parti belediye meclis üyesi ve aynı zamanda imar komisyonu üyesi. Diğer 3 tanesi de yine belediye başkan yardımcılarımız. Şimdi şirket ayrı bir tüzel kişilik olduğu için kendi genel kurullarını yapabiliyorlar. Kendi genel kurullarında bir karar almışlar ve bu insanların her biri huzur hakkı adı altında kendilerine maaş alıyorlar. Şirket devralındığında şirket sermayesi 50 bin lira, belediye meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partili belediye meclis üyelerinin red oyuna rağmen kendi sayısal çoğunluklarıyla Gemlik Belediyesi kasasından bu şirkete 1 milyon lira sermaye aktardılar. Şimdi ve beraberinde huzur hakkı adı altında ücretler alıyorlar. Yönetim kurulu başkanının yakınları, belediye başkan yardımcısının yakınları buralarda fahiş çok yüksek fiyatlarla aynı zamanda da istihdam ediliyor, çalışıyor. Bu konu hakkında da Gemlik'te oldukça ses getiren bir basın açıklamamız oldu. Durumun hülasası özeti bu. Beraberinde Gemlik'le alakalı Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir meydan projesinden bahsediliyor. Önümüzdeki 50 yıla hitap edecek bir meydan projesinde Gemlikli'nin bir dahili yok, bir bilgisi yok. Kimse de bunu görmemiş. Belediye meclisinde önerge verdik. Sözlü önerge şekline de döndü, biraz münakaşa eder gibi. Dedik ki bu meydan projesi nerede? Kendisinin de görmediğini söyledi belediye başkanı. Ya bir şehrin belediye başkanını düşünün. Kendi şehrinin belki de önümüzdeki 50 yılına, 100 yılına hitap edebilecek bir meydan projesi yapılıyor ve kendisi bunu hiç görmemiş. Ve son olarak yine Gemlik'in gündemine bomba gibi düşen bir kanun hükmünde kararname. Şimdi kanun hükmünde kararnameye gelmeden önce ben size bir süreci özet geçmek istiyorum. Geçtiğimiz dönemlerde hepinizin malumu Türkiye'nin gündeminde bir zeytin yasası vardı. Şimdi Gemlik'in de yine hepinizin malumu Gemlik kıyı şeridinde bir bölge, bizim yamaçlarımızda zeytinlik alanlar, genişleyebileceğimiz alanlar zeytinlik. Yıllar önce hazırlanan ve bir türlü imara açamadığımız kuzey imar planlarımız vardı. Belediye başkanımız bir gün telefon açtı, dedi ki başkanım acil bir toplantı yapalım. Zeytin yasası da Türkiye'nin gündeminde. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı, AKP ilçe başkanı, ben, belediye başkanı bir toplantı yaptık. Dendi ki, yani meclis gruplarımızla randevu alalım, mümkünse yarın acilen Ankara'ya bir ziyaret yapalım. Zeytin yasası bu haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminden geçerse, bizim kuzey imar planlarımız da zeytin yasasına takılır
ve dolayısıyla biz yeni imar alanları bulamayız. Dediğim gibi sadece kuzey imar planlarıyla alakalıydı bu konuşma ve daha önce koordinatları belirli olan bir alanla alakalı. Tamam dedik, yani konu gemlik, gemliğin yararına olan her işte elbette ki birliktelik yaparız. Salt muhalefet etme gibi bir derdimiz yok. Her programda ifade ediyoruz. Şimdi iktidar partisinin bu şehri iyi yönetme gibi bir vazifesi var. Neden? Yetki onlarda, millet bu yetkiyi onlara vermiş ama muhalefet partilerinin de görevi var. Yani biz gemlikte ana muhalefet partisiyiz. Bu millet de bize demiş ki, arkadaş biz sana muhalefet görevi verdik, sen de bunu en iyi şekilde yap. Bu sorumluluk anlayışımızla sağ olsun başta genel sekreterimizle bir görüşme yaptık. Yarın dedi başkanım hemen gelebilirsiniz. Grup toplantımız da vardı. Salı gününe denk geliyordu. Önce genel sekreterimize, buradan 3 ilçe başkanı ve belediye başkanımız çıktık yola. Bizim grup toplantımız sonrası genel başkanımız, genel sekreterimizin misafiri olduk. Gemliğin bu özel durumunu kendilerine anlattık. Yine eski sanayi bakanımız, o dönem Zeytin Komisyonu üyesi Ahmet Kenan Tanrıkulu Bey. Sağ olsun ona da gemliğin bu durumunu anlattık. Oradan çıktık, Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekiline ve Bursa milletvekilleriyle konuyu anlattık. Oradan Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekili işte Sayın Mustafa Elitaş, tesadüfen Sanayi Bakanımız Faruk Özlü de odasındaydı. Ona yine Bursa milletvekilleri İsmail Aydın ve Zekeriya Birkan'a durumu anlattık. Fakat oradan şöyle bir sonuç çıktı. O günlerde mecliste çevreciler falan ciddi protestolar yapıyorlar. Dendi ki yani bu zeytin yasasının içine biz gemliği ayıramayız. Bu böyle çıksın, gerekirse gemliğe dair sadece kuzey imar planlarını kapsayan bölgede ayrıyeten bir düzenleme ve kanun çıkartırız. Şimdi biz gemliğe döndük, o tarih bu tarih KHK çıkana kadar bu konu hakkında bir daha ne 3 ilçe başkanı ne belediye başkanı oturup birlikte olmadık. Bu konuyu konuşmadık. Sonra bir gün bir kalktık, bir kanun hükmünde kararname çıkmış. Gemliğin taşınması söz konusu. O gece bir takım mahalle muhtarlarımız ve köy muhtarlarımız bize telefon açtılar. Dediler ki yarın belediye başkanı Atatepe Sosyal Tesislerinde KHK'yı müjde verecek. Bizleri bir kahvaltılı programa çağırdı. Sizin haberiniz var mı? Dedim yok ama sevinçten bizi çağırmayı unutmuştur. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olan arkadaşla gece telefonlaştık. Dedim biz bu kahvaltıya gidelim, o sevinçten unutmuştur bizi çağırdığını. Şovu tek başına yapmasın. Gittik, gittiğimizde de kameraların karşısına geçmiş, gemliğin karşı yamaçlara taşınacağını söylüyordu. Şimdi bizim Ankara ziyaretimiz bununla alakalı değildi. Mesele net anlaşılsın diye söyledim. Sadece kuzey imar planlarıyla alakalıydı. Ama KHK çıktı ve tepkiler gelince belediye başkanı sanki ya bizim de bu işte parmağımız varmışçasına ifadeler kullandı. Ticaret odasında birkaç toplantı yapıldı. Her toplantıda söz aldım. Sizler adına alıyorum arkadaşlar ben bu sözleri bu arada. Milliyetçi Hareket Partisi adına sizleri temsilen ve konunun böyle olmadığını ifade ettim. Kendisi de zaten yuvarlıyor oraları. Oraları geçiyor. Bu konu hakkında çeşitli televizyon programlarına da katıldık. Bursa TV'de, Vaaz TV'de. Şimdi bu KHK daha geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir anekdot anlatayım bir de. Biz gemliğin 1/1000, 25.000, 5.000 ve 100.000'lik onaylı planlarını belediye meclisine soru önergesiyle istedik. Bize bütün bu planların 100.000'liğe kadar olan kısmı onaylı geldi. 100.000'lik planlar da onaysızdı. Fakat bizim elimize daha önce geçen onaylı, onaysız ve lejantları belli olmayan bir 100.000'lik plan vardı. Gemlik bize göre burada depolama görünüyordu. Daha KHK'dan çok önce. Biz bunu 6. ayda istemiştik, Haziran ayında. Gemliğe dair bir hesap yapıldığının şüphesi içindeydik. Şimdi üstüne de bu KHK binince biz araştırmalarımızı biraz daha derinleştirdik. Mesela şöyle bir şey geçti elimize. 24 Nisan 2012 yılında dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe icraatlarının 3. yılını değerlendirdiği bir program yapıyor Merinos Kültür Merkezi'nde.
Bu programda birçok konudan bahsediyor fakat bizi ilgilendiren kısmı şurası, kendi konuşması bu. Gemliğe rafineri kursak, Bursa'nın genel bütçeden aldığı pay iki kat artar. Çünkü petrol sebebiyle büyük kârlar vergi payıyla şehirlere hayat veriyor. Bizden fazla pay alan Kocaeli, Mersin, İzmir gibi şehirlerde rafineri var. Aslında gemliğin bir kısmını boşaltıp rafineri kurulmasının fikrini de tartışıyoruz. Hiç de fena olmaz. Bursa'nın aldığı pay iki kat artar. 2012 yılı arkadaşlar, daha KHK falan yok. Şimdi böyle bir ifade. Dolayısıyla biz elimizdekileri birleştirince hani komple teorisi diye başlar ama KHK'nın da içeriğini incelediğimizde endişeye kapıldığımız durumlar oldu. Çünkü beraberinde burada gemlik taşınmayla birlikte dönüşümü de konuşmaya başladı. İnsanlardan tepki görünce bilmekte fayda var. Bundan 2-2,5 yıl kadar önce yine belediye, sağ olsunlar belediye meclis üyelerimiz münasebetiyle, vesilesiyle bir proje hazırladık. Neydi bu? Gemlik deprem bölgesi, iç içe binalar, sağlıksız konutlarda yaşıyor insanlar. İnsanları daha yaşanabilir, sağlıklı konutlarda oturmasını sağlamamız gerekiyor. Arkadaşlarımız ciddi bir çalışma yaptılar. Mesela örnek bir ada belirlediler. Ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu da ada bazlı yerinde dönüşümü destekliyor. Bunu, bu hazırladığımız çalışmayı da belediye meclisinde sunum haline getirdik. 2 yıl kadar önce oluyor bu. Mesela şöyle bir alan belirlenmişti. Bu alanda ne vardı? Çeşitli kat yüksekliklerinde iç içe eski binalar, bitişik nizam imar olan bir yerdi burası. Dedik ki ada bazlı yerinde dönüşüm yapalım burada. Tespit ettiğimiz yerde, adada ortalama 90 metrekareden toplam 308 tane konut vardı. Ayrık nizam, ilave kat yüksekliği falan da istemiyoruz. Daha yaşanabilir, sosyal alanlı, donatı alanlı konutlar yapalım. İnsanlarımız daha ferah ve refah içinde yaşasınlar diye bir çalışma yaptık. 308 tane olan daire, ortalama 125 metrekareden 462 tane daire çıktı aynı adada. Şimdi biz bunu belediye meclisine sunum haline getirip sunduk. Bu komisyona bir atıldı, halen daha komisyonda. Ya yerinde dönüşümü bu kadar çok istiyor olsaydınız, zaten geçmişte de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu önerilerini komisyonlarda bekletmezdiniz. Ama KHK ile birlikte Gemlik'te bir kriz patladı. Bankalar kredi vermeyi kesti. İnsanların ovadaki konutları sıfır değerine indi. Şimdi olduk dönüşümcü. Anladık ki belediye başkanımız da dahil herkes aslında yerinde dönüşümü savunuyormuş ve biz farkında değilmişiz. Şimdi ben bunları manifesto olarak sunuyorum. Niye anlatıyorum bütün bunları? Çünkü bunlar üzerinden Gemlik'te birçok yorumlar yapılıyor, propagandalar yapılıyor. Her zaman böyle birliktelikler yapamayabiliyoruz. Birçok arkadaşımız, ülküdaşımız, abimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin neyi neden yaptığını bilemeyebiliyor. Ama sonuçta sözlerime başlarken şunu söyledim. Biz inanıyoruz. Allah nasip ederse bu dönem belediyeyi alacağız. Gemlik Belediyesi'nin çatısına bu üçleri dikeceğiz ama bunu yapabilmek için bir olmamız lazım. İri olmamız lazım. Diri olmamız lazım. Söylem birliktelikleri yapabiliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunları bunun için anlatıyorum. Arkadaşlar, partimiz her gün açık. Orada bir sorumlumuz var, görevlimiz var, çayımız var, kahvemiz var, günlük gazetelerimiz var, televizyonumuz var. Buyurun gelin partimize, davamıza, teşkilatımıza sahip çıkalım. Son olarak. Fariz Hocam, belediye meclis üyelerimizi temsilen Emrah Keskin'den arkadaşımız, belediye meclisinde verdiğimiz önergelerle hakkında da az sonra sizlere hitap edecek. Şu bahsetmiş olduğunuz konuyla alakalı toplu taşıma araçlarında engelli rampası olmaması konusu hakkında belediye meclisine 2 sefer önerge verdik. Takipçisiyiz. Beraberinde de toplu taşıma yapan kooperatifin başkanı arkadaşla da görüştük. Bursa araçları yenilendi. Yaza doğru da Gemlik şehir içi arabaları yenilenecek ve bunların hepsi rampalı olacak deniyor.
Hocam sen partiye gel, ben seni sırtımda çıkartırım. Son olarak bu davaya inanmış, iman etmiş, çeşitli yönetim kademelerinde yer almış, geçmişte ocak başkanlığı yapmış, bugün ilçe başkanlığı sorumluluğunu almış bir arkadaşınız, abiniz, kardeşinizin. Sizden ricam şu: gün oluyor, 3 gün, 4 gün ailemizi göremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum. Kol kırılsın, gene içinde kalsın. Eksiğimiz olur, noksanımız olur. Ama şunu herkes iyi bilsin, niyetlerimiz halisane. Bu harekete sahip çıkalım. Kendi adımıza kişisel beklentiler içinde değiliz. Tek derdimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve ülkücü kadroları iktidar etmek. Bunun mücadelesini veriyoruz. Dediğim gibi parti açık, sahip çıkın. Bizler emanetçiyiz, bugün varız, yarın olmayız. Ama her zaman bir nefer olarak bu hareketin arkasındayız. Son olarak ricam şu: eleştirilerimizi ve eksikliklerimizi gelin arkadaşlar parti teşkilatında bizlere yapın. Övgülerimizi sokakta, millete karşı ve sosyal medyada yapalım. Böyle olursa ben inanıyorum Gemlik'te sonuç alırız. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diye. İlçe başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gemlik İlçe Teşkilatımız Kadın Komisyonu Başkanı Sayın Hale Kapyalı'yı konuşmalarını yapması üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Genel Sekreterim, Sayın Merkez Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu Üyem, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Ocak Başkanım, Belediye Meclisimizin değerli üyeleri, Sayın İlçe Başkanlarım, sevgili kadın kollarının değerli başımızın güzide kadın kolları üyelerim, güzide basının güzide temsilcileri, Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu genişletilmiş divan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türk milletinin tarihin her döneminde kadına verdiği önem tartışılmazdır. Kadınlarımıza başta eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatan ve milletiyle bölünmez bütünlüğüyle demokratik yapısı ve bölücü akıma karşı korumaya ve güçlendirmeye çalışmaktır. Amaç ve ilkeler Türk kadını tarafından öğrenilmesi ve benimsenmesi, başta kadınlara yönelik olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ifadesi bulunan temel hak ve hürriyetlerinin korunması, geliştirilmesi, Türk kadınının siyasete aktif katılımı sağlanmalıdır. Geleceğin lider ülkesi Türkiye'nin mimarları olarak yürekli, vatan, millet, devlet aşkıyla ruh ve beden sağlığı yerinde gençler yetiştirilmesinin ancak kadınlar sayesinde başarılacağı unutulmamalıdır. Aile yapısının bozulup yozlaşmasını engelleyecek çalışmalar yapmak, sosyal güvenliğini sağlamak, kadınlarımıza güvenli barınma sağlamak, hayatlarını idame ettirebilecekleri
devamlı bir iş temin etmek, sosyal güvenlik kapsamında olmayan, muhtaç durumda olan kadınlarımıza güvenli barınma imkanları sağlamak Türkiye Cumhuriyeti'nin vazifesidir. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında ülkücü asenalar olarak bu vazifelerin bilinciyle yardıma muhtaç kadınlarımızı ve çocuklarımıza elimizden gelen her desteği vermeyi amaçlıyor ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Gelenek ve vicdan hürriyetinin kutsallığına inanarak gelenek ve göreneklere bağlı ve değerlerini geliştirmeyi görev bilen bir anlayışa sahip olarak hak ettiğimiz statüye uygun bir konuma geleceğimize yürekten inanmaktayız. Çıktığımız bu yolda bu amaçları, bu ülke ilkeleri, gündemin iç ve dış meselelerini kadınlarımıza anlatarak bilinçlendirmeye çalışmaktayız. Teşkilatımızın konferans, açık oturum, seminer gibi etkinliklerine katılım sağlayarak partili kadınlar ve diğer kadınlar arasında yardımlaşma ve işbirliği tesis etmek biz kadınlara düşmektedir. Gemlik ilçe kadın kolları olarak birçok etkinlik düzenlemiş bulunmaktayız. Ev ziyaretleri, dernek ziyaretleri, diğer partilerin kadın kolları ziyaretleri, kahvaltı ve çay etkinlikleri, ihtiyaç sahiplerine toplanan kıyafet ve yiyecek yardımları, ilk öğretim okullarımızın kütüphanelerine kitap setleri yaptığımız etkinliklerden sadece birkaçıdır. En son 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle Gemlik şehitlerinin annelerini ve eşlerini teşkilatımızda ağırladık. Emeklilerin en önemlisi, en yücesi hayırlı evlat yetiştirmektir. Bu konuda da şehit ailelerinden daha önemli kimsenin olamayacağını düşündük. Şehit anne ve eşlerine Kur'an-ı Kerim ve bayraklarımızı çiçeklerimiz ile birlikte takdim ettik. Programımızın sonunda şehitlerimiz için Yasin-i Şerifler okuduk. Bizleri kırmayan tüm şehit analarına ve eşlerine sizin nezdinizde tekrardan teşekkür ediyoruz. Yaptığımız tüm etkinliklerde vatan ve millet sevdası ile samimiyet ve fedakarlıkla katılım sağlayan ülkücü asenalarıma sıcak, soğuk, yağmur demeden liderimizin dediği gibi önce vatan ve milletim sözünü ilke edinerek yanımda olan tüm kadın arkadaşlarım, güzelliğini kişiliğinden alan kadınlar, hani vardır ya bir bakışta farklı farklı bir ağırlığı hemen anlaşılan kadın gibi kadınlar, asenalar. Hani her sorunda kendi bakış yolu değil de birlikte bir çıkış yolu arayan, yüzü zamana yenilse de azmi size güven veren kadınlardan bahsediyorum. Başını öne eğmemek için alçalmayan, kararını diğerlerine göre değil de değerlerine göre veren kadınlar. Selamete ersin sabrınız, ömrünüz önünüzde saygıyla eğiliyorum bozkurt bakışlı asenalarım. Davamıza gönül vermiş değerli ülküdaşlarım, davadaşlarım. Önümüze ne kadar taş koyarlarsa koysunlar, yolumuzu ne kadar keserlerse kessinler, biz asenalar var olduğumuz sürece bu dava bitmez. Zafer kazanmak için önce inanmak gerek, inanmak itikat ve gönülle olur. Biz kadınlar bu davaya gönülden bağlıyız. Bizler Elif gibi dimdik durduğumuz sürece bizleri kimse yıkamaz. Vatan savunmasında hey 15'li 15'li ağıtlarıyla evlatlarına kına yakıp vatana kurban gönderen anaların kızları ve torunlarıyız biz. Başta Nene Hatun'u, Kara Fatma'yı, Onbaşı Nezat'ı, Kılavuz Hatice'yi, Erkek Halime'yi, daha adını sayamayacağımız birçok kadın kahramanımızı rahmet ve şükranla anıyoruz ve onların peşinden gideceğimize ant içiyoruz. Rahmet olsun başbuğum Alparslan Türkeş'e. Selam olsun Türk yurtlarına, selam olsun Türk yurtlarındaki Türk katunlarına, selam olsun ay yıldızlı bayrağıma, selam olsun 3
hilalli sancağıma, selam olsun gök bayrağıma. Ne mutlu Türk'üm diyene, çağırdığı Türk'ü korusun ve yücelsin. Kadın Komisyonu Başkanımız Hale Kapyalı Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapması üzere Belediye Meclis Üyemiz Sayın Emrah Keskinden Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Sekreterim, Sayın Merkez Yürütme Kurulu Üyem, Sayın Merkez Disiplin Kurulu Üyem, Sayın İl Başkanım, Sayın Kadın Kolları İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Misafir İlçe Başkanlarım, Sayın Kadın Kolları İlçe Başkanım, Sayın İlçe Ocak Başkanım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. İlçe teşkilatımızın düzenlemiş olduğu genişletilmiş ilçe divan toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. 8 kişilik meclis kurumumuz olarak 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren partimizin meclis üyeleri olarak görev yapmakta olup görev süremizin artık son bir senesine gelmiş bulunmaktayız. 4 senelik hizmet süremiz boyunca genel merkezimizin siyasi politikalarına uygun olarak partimizi ilçe meclisinde temsil etmekteyiz. Bu süreçte ilçe eski başkanımız Sayın Osman Durdu'ya yönetimi, sonrasında ise Mart 2017 tarihinden itibaren yeni ilçe başkanımız Sayın Mehmet Özcan, Emine Özcanmaz ve yönetimiyle uyum içinde çok partimizi temsil ettiğimizi düşünmekteyiz. Meclis üyeleri olarak ilçemiz ve ilçe halkımızın menfaatlerini korumak adına gerek şahıslarımıza, gerek ilçe teşkilatına yapılan başvurular ve ayrıca şahsi gözlemlerimiz doğrultusundaki konuları gündem dışı konuşmalarıyla, sözlü ve yazılı önergelerle meclis gündemine getirip her ne kadar muhalefet olarak oy çoğunluğumuz olmasa da kamu gücü baskısıyla iktidarı yanlış uygulamalarından caydırmaya çalıştık. İktidara doğru hizmetlerinde destek olduk, yanlış olduğunu düşündüğümüz konularda ikaz ettik ve gerekli konularda hakkımızı yargı yollarına başvurarak aldık. Şu ana kadar vermiş olduğumuz yazılı önergelerin bazılarından başlıklar halinde bahsedeyim. İmar planına yönelik belirsizlik halinin ortadan kaldırılması, kapalı pazar yeri hakkında görüşme açılması, taş ocakları Lale Kemal İlköğretim Okulu ve İskele Meydanı altında yer alan fay hattının durumu, Bursa yönünden gelen araçlar için dört yol mevkiinden giriş sağlanması, Gemlik revizyon, yenileme imar planlarının yapılması, ilçemize getirilen sokak hayvanlarının girişine mani olunması, bazı binalarda cephe güzelleştirme çalışmalarının yapılması, Uludağ Üniversitesi Asım Koca Bey yerleşim çevresinin güzelleştirme çalışmaları, Gemlik iskelesinin turizme kazandırılması, Zeytin'in ulusal ve uluslararası alanda tanıtım ve pazarlamasına destek olunması, Gemlik Çarşı Camii'nin cemaat kapasitesinin arttırılması, Gemlik'teki bazı okulların bakım, onarım ve temizliğinin yapılması, Gemlik-Bursa arası otobüs yolcu taşıma kapasitesi hakkında, Kurşunlu ve Küçükkumlu'ya doğal gaz verilmesi, Gemlik Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurulması, tanıtım amaçlı zeytin ağaçlarının dikilmesi, muhtarlıkların elektrik, su, telefon masraflarının bir bölümünün karşılanması, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü kurulması, emsal artışı hakkında, belediye hizmet binasının yapılması, 1/1000 ölçekli kuzey planlarının işleve geçirilmesi, Gencerli Köyü'nün talepleri, gündem dışı konuşmaların öne alınması, Umur Bey statına Celal Bayar adının verilmesi, Perşembe Pazarı'nın üstünün örtülmesi, Umur Bey Çarşı Meydanı'na Celal Bayar Meydanı isminin verilmesi, atış poligonu yapılması, Eski Pazar Caddesi'ne Şehitler Caddesi isminin verilmesi, Küçük Sanayi Sitesi giriş ve ara yollarının yapılması, Genport AŞ'nin sermaye arttırım talebi, yeni fayların geçtiği yerlerle ilgili olarak meclisimize bilgi verilmesi, Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması,
Canan Karatay'a fani hemşerilik verilmesi. Büyükkulla Camii'nin baraj gülünden kurtulması için taşınması. Çarşı meydanına kapalı otopark yapılması. Gemsaz arsa satışlarındaki mahkeme kararlarının uygulanması. Gemlik Ahmet Dural Meydanı çalışmaları. Gemtaş harcamaları ve personel ödemeleri. Cihatlı'daki toplu konutların inşaatı. 1/100.000, 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/5.000 ölçekli planlar hakkında. Belediye hukuk işlerinin çalışması hakkında. Gemsaz'daki arsa satışının iptaline yönelik uygulamalar hakkında. Küçük sanayi sitesinin yollarının yapılması. Gemlik İskele Meydanı'ndaki işçilerimizin servis bekleme yerinin yapılması. Azot işçilerine yemek yardımı. Küçükkumlu Mahallesi'ne 112 acil ambulans tahsisi hakkında. Umurbey Mahallesi'ne ek otobüs seferleri. Eski otobüs durağının mevcut durumu. Belediye araçlarına engelli vatandaşların binişinin kolaylaştırılması. Kamulaştırmaların durumu hakkında. Olta balıkçılığın desteklenmesi, gelinliğimizin tanıtımı. Umurbey yamaçlarındaki platform bayrağının bakımı boyanması. Engelsiz kafenin işletilmesi. Belediyemizin imar müdürlüğünde gerçekleşen yolsuzluğun incelenmesi için müfettiş talebi. Mehmet Turgut döneminde yapılan Gemlik zemin etütleri. Yerli otomobil fabrikasının Gemlik'te kurulması talebimiz. Hazreti Ali Mescidi güvenlik tedbirleri. Gemlik köylerinin meydanlarına şanlı Türk bayrağımızın dikilmesi. Kapalı pazar yerine salı günleri şehir içi otobüs seferlerinin arttırılması. Ayrıca BUSKİ'nin 2017 yılındaki gerçekleştirmiş olduğu olağan genel kurul toplantısına katılım sağlayarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak vermiş olduğumuz önergeye istinaden Bursa şehir sınırları içinde su faturalarına %10 indirim yapılmasını Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri olarak gerçekleştirdik. Bugüne kadar edinmiş olduğumuz tecrübeleri bundan sonraki dönemlerde görev alacak ülküdaşlarımızla paylaşarak partimizi 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Gemlik'te iktidara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diye. Belediye Meclis Üyemize konuşmadan dolayı teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere İl Başkanımız Sayın Tevfik Topçu Bey'i kürsüye arz ediyorum. Sayın Genel Sekreterim, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üye, Kadın Kolları İl Başkanım, İlçe Başkanım, Gemlik İlçe Başkanım, Meclis Üyelerim ve çok kıymetli dava arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Gemlik, ülkücü geleneğin son derece sağlıklı olan ilçelerimizden biri. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum ve gururluyum. İlçe divan toplantılarımıza buradan başladık. İnşallah Bursa'mıza hayırlı olur, hayırlı sonuçlar verir. ...15 Temmuz ile başlayan Türkiye'de yaşanan süreçte milli birliğimizi, bekamızı tehdit eden süreçleri hep beraber açtık. Bunda Milliyetçi Hareket Partisi ve liderimizin çok büyük katkısını inşallah Türk milleti önümüzdeki süreçte de değerlendirecektir. Ben çok fazla konuşmayacağım. Yalnız bugün burada çok mutlu olduğumu ifade edeyim. İlçe başkanımızın ve meclis üyemizin yaptığı konuşmalarda şuna müşahede ettik. Şunu çok iyi anladık.
Gemlik İlçe Teşkilatımız ve meclis üyelerimiz Gemlik'in problemlerine ve çözümlerine son derece vakıf. İlçe başkanımızın dediği gibi bir önceki seçimde yarım bıraktığımız işi inşallah 31 Mart 2019 tarihinde tamamlayacağız. Öncelikle Gemlik'te ve Bursa'da bütün belediyelere 3 ilerli bayrağı dikeceğiz inşallah. Bursa'da yaşayanlar olarak Bursa sevdamızdır. Bize göre Bursa dünyanın en güzel şehirlerinden biridir ve hatta bize göre de birincisidir. Böylesine güzel bir şehirde yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Ancak maalesef ve maalesef Bursa ve Gemlik uzunca bir yıllardır çok kötü yönetilmektedir. Maalesef seçimi kazanan siyasi partiler Bursa ile alakalı bütün kararlarını ben alırım, tek başıma ben veririm anlayışıyla yaptım oldu anlayışını ortaya koyarak Bursa ile alakalı çok vahim hatalar yapmışlardır. Ben konuşmamı çok fazla uzatmayacağım. Sadece başlıklar halinde sizlerle birkaç konu paylaşmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi penceresinden Bursa'ya baktığımızda maalesef Bursa son yıllarda İstanbul'un arka bahçesi olmuştur. İstanbul'u bir finans merkezi gibi düşünen iktidar anlayışı İstanbul'un ikinci, üçüncü sınıf sanayisini Bursa'ya ihraç etme, niteliksiz sanayiyi Bursa'ya ihraç etme gibi, Bursa'ya gönderme gibi bir anlayışı vardır. Ve Bursa 15 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anlayışıyla yönetiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne en fazla destek veren şehirlerimizden biri Bursa olmasına rağmen ve yine merkezi bütçeye en fazla katma değer, en fazla vergi üreten şehir Bursa olmasına rağmen bunun karşılığında üvey evlat muamelesi gören bir Bursa ile karşı karşıyayız. Ve kesinlikle verdiğini alamayan, merkezi bütçeye katkısının çok çok altında bir katkı alan Bursa ile karşı karşıyayız. Ve yine maalesef Bursa'nın bütçesi delik deşik olmuştur. Bursa Büyükşehir Belediyesi diğer ilçelerde olduğu gibi iflas etmiştir. 5 milyar liraya geçen bir borç var iken yine geçtiğimiz günlerde 1 milyar daha borçlanma yetkisi isteyerek ve kendi oylarıyla meclisten geçirerek yetki almıştır ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 6 milyar liraya çıkmıştır. Hem merkezi bütçeye hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ne en çok desteği veren Bursa ise bugüne kadar bir defaya mahsus olmak üzere de olsa iktidar partisine şunu teklif ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Hiç olmazsa bir defaya mahsus olmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarının yarısının en azından merkezi bütçesinden karşılanmasını talep ediyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partili olacak. Kentsel dönüşüm dediler, çok kötü bir süreç yönettiler ve Bursa'yı mahvettiler. Sadece Nilüfer'de bu kentsel dönüşüm hız kazandı. Nilüfer bölgesinde 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık binaları yıkarak ki biz o kadar zengin bir ülke değiliz. Rant için yıkarak yeni trafiği daha da yoğunlaştırdılar. Kent merkezlerini daha da yoğunlaştırdılar ve trafikteki çözümsüzlüğü daha da yoğunlaştırdılar. Yine Milliyetçi Hareket Partisi olarak sıkça dile getirdiğimiz bir deprem konusu var. Maalesef seçmen tarafından bir karşılık bulmadığı için İktidar Partisi bu konuya hiç değinmemektedir. Alınmaktadır. Deprem haftası olması münasebetiyle geçtiğimiz gün Bursa'da da yine bir açıklamamız oldu. Bursa'daki bütün il ve ilçe, büyükşehir ve ilçeler olmak üzere
1/1000'lik haritalarda mutlaka ve mutlaka fay hatlarının işlenmesi gerektiğini söyledik. Bursa su şehridir. Bursa diğer şehirlerimize nazaran çok daha zengindir su konusunda. Ancak Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaya devam ediyor. Yine tarım alanlarımız niteliksiz bir şekilde büyüyen Bursa'ya kurban ediliyor. Ve yine Bursa'da iki tane üniversitemiz var ama hiçbir şekilde Bursa şehrine bilimsel anlamda katkı vermiyor veya Büyükşehir Belediye'miz tarafından maalesef istenmiyor. Mutlaka Büyükşehir yönetilirken, Bursa yönetilirken bilimin ışığında süreçler yönetilmeli diyoruz. Mutlaka üniversitelere bizden katkı alınmalı diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyelik anlayışı üreten belediyecilik, bilime önem veren belediyecilik, ortak aklı o öne çıkaran bir belediyecilik anlayışı diyoruz. Genel başkanımızdan öğrendiğimiz gibi, nasıl ki genel başkanımız Türkiye'nin problemleri konusunda iktidarı her zaman uyarıcı görevler üstlendiyse, biz de Bursa'da Milliyetçi Hareket Partisi olarak iktidara uyarıcı görevimizi yapmış olmamıza rağmen maalesef yeterince karşılık alamıyoruz. Bursa o dönemde il başkanıydı. Stadyum yapıldı Bursa'ya. Dedik ki Bursa Spor yeni şampiyon olmuş, stadı rehabilite edilmiş, ciddi paralar alacakmış. Önümüzdeki süreçte bu stadyum bizi idare eder. Bu stadyumu lütfen yapmayın. Yerine güneş çevre yolunu yapalım. Ancak bizi dinlemediler ve Bursa'ya 550 milyon liraya mal olan bir stat yaptılar. Yeri yanlış ve yeni nesil statlar arasında maalesef en kötüsü Bursa'da. Düşünün ki Kayseri'de yapılan stat 150 milyon liraya mal olmuştur. Bursa Büyükşehir'in yaptığı stat 550 milyon liraya mal olmuştur. Ama Bursa Büyükşehir stadı hala milli maç dahi alamıyor. Ve daha 100 milyon bütçe ihtiyacı var. Biz o gün dedik ki gelin bu parayı güney çevre yoluna yapalım. Ve ilginçtir, diğer şehirlerdeki bütün statlar, Kayseri, Eskişehir, Antalya, İstanbul, Trabzon olmak üzere tamamı merkezi bütçeden yapılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursalıların cebinden bu stadı yapmıştır ve 550 milyon lira para harcamıştır. Hala yetmemiştir, 100 milyon lira daha para ihtiyacı var. Bizim yıllar önce 2008-2009 yılından beri dillendirdiğimiz güney çevre yolunu şimdi gündem almak durumunda kaldılar. Fakat onu da arabesk bir anlayışla maalesef Odunlu Köyü'nden başlatmak istiyorlar. Ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Hasan Ağa'dan başlayıp Kestelli'ye kadar Bursa'nın kuzey yamaçlarından geçen bir yol teklif etmiştik. Eğer Odunluk'tan yapan bir anlayışla Odunluk'tan başlayacak bir güney çevre yolu maalesef Bursa hiçbir katkı sağlamaz. Değerli dava arkadaşlarım, çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Sayın Genel Sekreterimiz burada, biliyorum onu da bekliyorsunuz. Şunu ifade etmek istiyorum. Bir an evvel ilçe başkanımızın ve belediye meclis üyemizin Gemlik'le alakalı yaptığı değerlendirmeyi duydunuz. Bir an evvel çok kısa başlıklarla il başkanı olarak Bursa ile alakalı değerlendirmelerimi kısa başlıklarla ortaya koydum. Milliyetçi Hareket Partisi 49 yıllık bir siyasi partidir. Yetişmiş kadroları vardır. Biz hazırız diyoruz Bursa'ya. İnşallah siz yeterli destek verirseniz, siz gayret ederseniz, hep beraber çalışırsak önümüzdeki süreçte Milliyetçi Hareket'i hem yerelde hem genelde iktidara taşıyacak gücümüz de var, imkanımız da var, bilgimiz de var, yeterliliğimiz de var. Sanıyorum bir tek birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Bugün de onu burada gördük. İnşallah hep beraber bu süreci çalışarak, gayret ederek çalışırız. Biraz daha gayret, biraz daha mücadele ve hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. İl başkanımıza konuşmalarımızdan ötürü teşekkür ediyorum. Bursa milletvekilimiz ve genel sekreterimiz Sayın İsmet Büyükataman'ı konuşmasını yapması üzere kürsüye arz ediyorum. Çok muhterem dava arkadaşlarım,
Öncelikle hepinizi en derin saygı, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün Gemlik Teşkilatımızın ev sahipliğinde Bursa'nın ilk genişletilmiş ilçe divan toplantısına ev sahipliği yapan Gemlik İlçe Teşkilatımıza bu güzel organizasyonu nedeniyle öncelikle teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum. Gerçekten Gemlik, Sayın İl Başkanımızın da işaret ettiği gibi Bursa'daki ülkücü hareket içerisinde hep özel yeri olan bir teşkilatımız ola geldi. Yıllara dayalı emeği ve hizmetleriyle bu hareketin müstesna bir yerinde, gönlümüzde çok özel yere ulaşmasına katkı sağlayan birbirinden değerli dava arkadaşlarımız oldu. Bugün bir kısmını burada görmüş olmaktan son derece bahtiyar oldum. Özellikle isimlerini okumak istiyorum. Ömer Altay arkadaşımız, Mustafa Uslu arkadaşımız, Selahattin Terzi arkadaşımız, Ali Akyol Akgül kardeşimiz, Mevlüt Okur ülküdaşımız, Mecit Şahin ülküdaşımız, Faiz Eşiyok gönüldaşımız, Vefakar Çilekeş, yıllara dayalı emekleriyle gerçekten bugün kendisini görmekten özellikle mutlu olduğum Hasan Baykal ülküdaşımız, Necdet Arı ülküdaşımız ve Akif Akbulut kardeşimiz aramızdalar. Hepsine şahsım ve partim adına bir kez daha huzurlarınızda bu zamana kadar ülkücü harekete vermiş oldukları katkılardan, emeklerinden, hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Değerli dava arkadaşlarım, konuşmama başlamazdan önce Sayın Genel Başkanımızın selam, başarı ve Allah nasip ederse önümüzdeki hafta 18 Mart Pazar günü gerçekleştireceğimiz 12. olağan kurultayımıza davetini sizlere arz etmek istiyorum. Muhterem dava arkadaşlarım, Allah nasip ederse önümüzdeki pazar günü Milliyetçi Hareket Partisi olarak 10 Ocak 2016 tarihli Merkez Yönetim Kurulu'nda almış olduğumuz karar gereğince adını koyup tarihini tespit ettiğimiz 12. Büyük Kurultayımızı idrak edeceğiz. Bu kurultayımız gerçekten Türk siyasi tarihinde çok önemli mesajların verildiği, Türkiye'nin geleceği adına adeta Milliyetçi Hareket'in 49 yıllık mücadelesinden süzülüp gelen yeni bir manifestonun aziz Türk milletiyle paylaşıldığı mahiyette çok önemli bir kurultay olacak. Dostun, düşmanın gözünün üzerinde olduğu, burada alınacak kararların merak edildiği bir büyük kurultay olacak. Yürekten inanıyorum ki aziz dava arkadaşlarım, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bursa'dan da kendilerine yakışan en üst düzeyde katılımı pazar günü gerçekleştirecekler ve orada o güzel havayı birlikte Allah'ın izniyle teneffüs imkanımız olacak. Muhterem dava arkadaşlarım, hepinizin bildiği üzere 1 Kasım'dan bugüne hareket olarak çok sıkıntılı, netameli, badireli günler yaşadık. 1 Kasım seçim sonuçları bahane edilmek suretiyle hareket üzerinde çok uzun süreli düşünülüp hazırlığı gerçekleştirilmiş, kurgulanmış bir operasyona muhatap olduk.
bütün gayretlere rağmen zaman zaman zihni bulananlarımız, aklı çelinenlerimiz, yalpalayanlarımız olmakla birlikte yine ülkücü hareketin o engin, şaşmaz sağduyusu ve ferasetiyle bir kez daha üstesinden geldiği o badireli günleri geride bıraktık hamdolsun. Sayın Genel Başkanımızın zaman zaman dikkatlerimize sunduğu, bizlerle paylaştığı çok önemli bir hakikati izninizle ben de burada bir kez daha tekrar etme ihtiyacı duyuyorum. Hakikaten bu hareket okunmuş bir hareket. Çünkü bu şerefli hareketin geride bıraktığı 49 yıllık mücadeleye o destansı efsane mücadele dönemine bakıldığında her türlü bedelin ödendiği, her türlü çilelerin çekildiği, mağduriyetlerin, mahkumiyetlerin yaşandığı ve geride bırakıldığı destansı bir mücadeleyi görüyoruz. Bu mücadele bir mübarek mücadeledir. Bu mücadele gerçekten akılla, mantıkla, zaman zaman izahı kabil olmayan destansı hareketlerden bir tanesidir aziz dava arkadaşlar. Bu itibarla aklın ermediği, akılla izahı kabil olmayan çok olağanüstü profesyonel tezgahtarlıkları bu okunmuş mübarek hareket Allah'ın izniyle dün olduğu gibi bugün de üstesinden geldi ve geride bıraktı. Değerli dava arkadaşlarım, bu zorlu yolu tercih eden, bu mübarek hareket içerisinde her türlü çileyi göze alarak bu tercihi ortaya koyan Türk milliyetçilerinin işi hiçbir zaman kolay olmadı. Yarın da kolay olmayacak. Dün olduğu gibi bizimle yarınlarda da uğraşılmaya devam edilecek. Yine Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bu hareketle uğraşılmaktan vazgeçildiği gün biliniz ve emin olunuz ki bu hareket misyonunu ve vizyonunu tamamlamış demektir diyor. Türkiye'nin yarınları adına, Türk dünyasının geleceği adına, dünyanın nizamını yeniden şekillendirmek adına büyük iddia sahibi olan bu hareketin mensuplarıyla uğraşılması kadar normal, tabii bir şey olmayacak. O bakımdan bizler bunu bilerek, bunu göze alarak, bunun adına dün olduğu gibi yarınlarda da gerektiğinde bir bedel ödemek icap ediyorsa bu bedeli peşinen ödemeyi göze alan hareketin mensuplarıyız. Bu hareketle, bu hareketin mensuplarıyla ne kadar ölümsek azdır. Allah hepinizden razı olsun. Yine çok etkilendiğim, başından bu yana zaten inanarak hiç farklı düşünmediğim gemilik teşkilatımızla ilgili bir hakkı teslim adına bir hususu ben de tekrar etmek istiyorum. Gemlikte hizmet eden, bugün aramızda bulunan bulunmayan pek çok gönüldaşımın, ilçe başkanımın gemlik adına ortaya koymuş olduğu o büyük iddialara yıllardır şahit olan bir arkadaşınız. Sevinerek bugün bir kez daha şahit oldum ki gemlik gerçekten artık gemliği yönetmeye hazır. Gemlik teşkilatları gerçekten gemliğin bütün temel meselelerine vakıf, iddialarını ortaya koyabilecek hazırlıklarını tamamlamış ve gemlik yönetimini teslim almaya hazır hale gelmiş. Cenab-ı Hak emeklerinizin
karşılığını inşallah bu seçimlerde almanıza imkan sağlayacak. Buna yürekten inanıyorum. Başta Gemlik olmak üzere inşallah Bursa'nın bütün ilçelerinde artık Türk milliyetçileri hak ettikleri yönetim sorumluluklarını mutlaka üstlenecek. Muhterem dava arkadaşlarım, Türkiye hepimizin yakinen takip ettiği üzere çok netameli ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hemen her gün içeride ve dışarıda çok önemli gelişmelere şahit oluyoruz. Türkiye belki tarihin hiçbir döneminde olmayan ölçüde bugün bir kuşatmayla, bir beka sorunuyla karşı karşıya. Bu önemli süreçte Türk milliyetçileri olarak inancımızın icabı, siyaset anlayışımızın gereği omuzlarımıza tevdi edilen sorumluluklar neyse onları öncelikleyerek bir siyaset icra etmenin gayreti içerisinde olduk. Türkiye'nin hala en temel problemlerinin başında biliyorsunuz terör belası geliyor. İçeride ve dışarıda çok uzunca yıllardır Türkiye'nin güvenliğini, huzurunu, birliğini, kardeşlik hukukunu hedef alan etnik ve inanç temelli ayrışmayı hedefleyen terör örgütleri Türkiye'yi yıllardır meşgul etti. Çok ağır bedeller ödedik. Maddi manevi çok büyük kayıplara maruz kaldık. Hala bu tehditler, bu tehlikeler ne yazık ki devam ediyor. Bugün 49. gününü idrak ettiğimiz Afrin'deki harekatı milletçe yakından takip ediyoruz. Milletçe Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir an önce hedefine ulaşması ve daha fazla zayiat vermemesi adına dua ediyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, geç kalınmış olmakla birlikte bugün siyasi iradenin Suriye'de atmış olduğu adımları içeride ve dışarıda terörle mücadele hususunda ortaya koyduğu gayretleri Milliyetçi Hareket Partisi olarak yakinen takip ediyor ve destekliyoruz. Türkiye bizim. Gidecek başka bir yerimiz yok. Keşke Türk milliyetçileri olarak bu önemli tehdit karşısında yıllar önce ortaya koymuş olduğumuz tespitler dikkate alınabilmiş olsaydı. Keşke yıllardır yapa geldiğimiz ikazlarımız ciddiye alınıp bununla alakalı gerekli adımlar atılabilmiş olsaydı. Hatırlayın, bugün 49. gününü idrak ettiğimiz ve inşallah başarıyla nihayetlendireceğimize yürekten inandığımız Afrin harekatıyla ilgili Sayın Genel Başkanımızın yıllar önce bir ikazı olmuştu bu hükümete. Afrin'den Kandil'e kadar hilal şeklinde bir güvenlik kuşağının vakit geçirilmeden Tezel'den mutlaka hayata geçirilmesi lazım geldiğini ısrarla birkaç defa hükümetin dikkatine taşıdık. Ama bir zamanlar terörle mücadele yerine pazarlık masası kurmayı tercih edenler, terörle mücadele yerine müzakere masası oluşturanlar ne yazık ki bu gerçeği çok geç kavradılar. Hamdolsun, zararın neresinden dönülürse kârdır misali, bugün mevcut siyasi iktidar terörle mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu, itibarını, güvenliğini temin ve tesis hususunda
kararlı bir duruş ve mücadele ortaya koymaktadır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu mücadelenin sonuna kadar, bu terör belası nihayetlendirilinceye kadar gereğinin yapılması hususunda hükümetin yanındayız. Hükümetin kararlılığını muhafaza ettirmek, bundan bir nebze olsun geri adım atılmasına vesile olmayacak, bir zafiyet yaratmayacak o dik duruşun temin edilmesi konusunda tabir yerinde ise sürekli destekleyen, bu anlayışı bloke eden bir yaklaşım, bir cesaretlendirmeye dair bir gayret ortaya koymanın gerekli olduğunu düşünüyor ve inanıyoruz. Ve bunun icabını bugün yerine getirmeye çalışıyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten bir destan yazıyor. Dünyada belki pek çok ordunun gerçekleştiremeyeceği titizlikte, sabırla ve hedefe emin adımlarla ilerleyen bir mücadele ortaya koyuyor. Bu mücadele haklı bir mücadeledir. Bu mücadele meşru müdafaa hakkının gerektirdiği bir mücadeledir. Birilerinin dünyada, Türkiye'de yanlış bilgilerle kamuoyu oluşturma çabalarına rağmen özenle, sabırla masum vatandaşların bu harekattan etkilenmemesi noktasında üst düzeyde bir hassasiyet ortaya konularak yürütülen bir mücadeledir bu mücadele. Bu mücadeleyi gölgelemeye çalışan, bu mücadele üzerinde bir spekülasyona sebebiyet verecek tartışma yaratmak isteyen merkezleri mutlaka yakın takip almak durumundayız. Türk Silahlı Kuvvetleri cansiperane bir şekilde bütün hassasiyetini muhafaza ederek Afrin'de adım adım planlamasına uygun ilerlerken her türlü riski göze alıp her türlü bedeli ödemeyi dikkate alarak, göze alarak bu mücadeleyi yürütürken birileri nasırına basılmışçasına ayağa kalktı. Bu işi sulandırmaya çalıştı. Ama ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu, bu hak bilmez adam, silahlı kuvvetlerinin Afrin merkezine girmemesi icap ettiğini söyledi. Hedefesi, ipi sapı bu meşru mücadele hak kullanımını ne yazık ki sulandırmak adına maksadını aşan bir takım değerlendirmeler çabasını ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün Avrupa Birliği ülkesi üyelerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin atmış olduğu bu adımla alakalı rahatsızlıklarına dair beyanlarına hep beraber her gün şahit oluyoruz. Kim ne derse desin, kim nasıl değerlendirirse değerlendirsin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 970 kilometrelik o güney sınırlarının emniyetini sağlamak, buralardan ülkemize yönelecek her türlü terör tehdidini yerinde bertaraf etmek adına yapılması icap eden neyse gereğini mutlaka yapmalı. Bu hatta Afrin'le sınırlı kalmamalı. Ardından Münbiç temizlenmeli. Fırat'ın doğusu dahil olmak kaydıyla bütün o bölge tehdit unsuru olmaktan çıkarılıp Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi mutlaka ve mutlaka bedeli neye mal olursa olsun artık kan ile Türk bayrağı dikilmeli değerli davacı. Ve inşallah bu kararlılık bu Necip millette vardır. Bu kararlılık siyasi iradede mevcuttur. Türk Silahlı Kuvvetleri de bunun icabını yerine getirmek adına
her türlü hazırlığını tamamlamış, gereğini inşallah yüreğimize su serpecek şekilde gerçekleştirecektir. Değerli davalı arkadaşlarım, malum siyasetin gündeminde en çok şu aralar konuşulan, kamuoyunu meşgul eden, kamuoyunun da yakinen takip ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması sonrası ele alınan anayasa değişiklik paketi. Değerli arkadaşlarım, 26 maddelik bu kanun teklifinde alt komisyonda, sonra anayasa komisyonunda görüşülen ve pazartesi günü itibariyle meclis gündemine ulaştırılacak olan 26 maddelik kanun teklifinde seçim ittifakı, seçim güvenliği ve mahalli idareler seçimlerine yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Öncelikle ve özellikle milletin hem merakına konu olan hem gündemi oldukça meşgul eden seçim ittifakıyla alakalı bir iki hususu dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Hafızalarımızı bir yoklayalım. Türk siyasetinde aslında ittifak konusu yeni değil, hepimizin bildiği ve hatırlayacağı üzere. Çeşitli dönemlerde çeşitli siyasi partilerin yaptığı ittifak örnekleri var Türk siyasi tarihinde. Ancak yapılan bu ittifaklar yasal zemine dayanmayan, tabir yerinde ise hülle olarak veya seçim hilesi kanuna karşı bir hile olarak değerlendirilebilecek ittifaklar şeklinde bugüne kadar icra edildi. Hatırlayın, 1991 seçimlerinde Milliyetçi Çalışma Partisi, Refah Partisi ve Islahçı Demokrasi Partisi bir araya gelerek bir seçim ittifakı gerçekleştirdiler. O seçim ittifakında seçim sonucunda %16.88 oy alındı. Ve bu sefer Refah adı altında yapılan ittifakta Milliyetçi Hareket Partisi adını almazdan önce kurulmuş olan Milliyetçi Çalışma Partimiz ve Islahçı Demokrasi Partisi milletvekili adaylarının da o listede yer aldığı bir ittifak söz konusu oldu. Yani yasal olmayan yasalara karşı tabir yerindeyse bir hile şeklinde yapılmış olan bir ittifak söz konusu oldu. O ittifak sonucunda 62 milletvekili çıkmıştı. Bunun 41 tanesi Refah Partisi'ne, 19 tanesi Milliyetçi Çalışma Partisi'ne, 2 tanesi de Islahçı Demokrasi Partisi'ne düşmüştü. İttifaktan sonra yine hatırlayacaksınız, bu seçilen milletvekili arkadaşlar Refah Partisi'nden seçildikleri için önce oradan istifa ettiler. Sonra bir hülle partisi kurdular ve kurulan o hülle partisi kendi partilerine katılmak için bir olağanüstü kongre yaparak o partiye transfer oldu. Benzer ittifaklar 1999 yılında hatırlanması için dikkatlerinize sunmak istiyorum. 95 yılında Anavatan Partisi ile Büyük Birlik Partisi tarafından gerçekleştirildi. Ve 132 milletvekili çıkaran bu yasal olmayan ittifak sonucunda Büyük Birlik Partisi 7 milletvekili, Anavatan Partisi de 125 milletvekiline sahip oldu. Daha sonra aynı şekilde bir başka ittifak 2007 yılında yine hatırlanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokratik Sol Parti arasında gerçekleştirildi. Demokratik Sol Partili
13 milletvekili, seçilen 13 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak seçildi. Daha sonra ayrılıp kendi partilerine geçti. Yani geçmişte 1991'den bu yana örneklerine şahit olduğumuz bu kanuna karşı bir hile yoluyla yapılmış olan ittifaklar bu 26 maddelik anayasa değişiklik paketi ile yasal hale getirildi aziz dava arkadaşlar. Yani bundan böyle bir veya birden fazla birkaç siyasi parti yapılacak olan seçimlerde ittifak yapmayı öngörüyorlar ise bu konuda bir mutabakata varmış olmaları durumunda kendi kurumsal kimliklerini muhafaza etmek kaydıyla kendi adaylarının seçim pusulasında yer alacağı şekliyle bir ittifak yapmak imkanına kavuşmuş olacak. Yani dün hile yoluyla, hülle yoluyla gerçekleştirilen ittifaklar bugün yasal bir zemine oturtulmuş mahiyette aziz dava arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuyla alakalı yapılan görüşmeler esnasında mutlaka meraka mucib olduğu için ifade etmek istiyorum. Mahalli seçimlerle ilgili benzer bir çalışmanın yapılıp yapılmayacağı konusu gündeme gelmedi. Yani aynı ittifakın mahalli seçimlerde de yapılıp yapılmayacağı ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir teklif söz konusu olmadı. Bize intikal eden bu anlamda bir talep an itibariyle, şu an itibariyle söz konusu değil değerli dava arkadaşlar. Öyleyse bu ittifak zamanında yapılmış olması durumunda 30 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerini kapsamıyor. 3 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı seçimleriyle müştereken yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimini kapsayan bir ittifak söz konusu. Bu ittifakta muhterem dava arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi kendi adaylarıyla seçime iştirak edecek. Kendi adaylarının isimlerinin yer aldığı, 3 hilal ambleminin bulunduğu ve mührünü basabileceği o yerin oy pusulasında yazıldığı şekliyle bir seçimlere iştirak edecek. İttifakla ilgili çok ciddi spekülasyonlar yapılıyor. Konu gündeme geldiği andan bu yana çok değişik değerlendirmelere, çok farklı mahfillerde bu konuyla alakalı bir takım iddialara birlikte şahit oluyoruz. Hatırlayacaksınız, uyum yasaları çalışması mecliste ele alınmazdan evvel Sayın Genel Başkanımızın bir seyahat dönüşü gazetecilerle yapmış olduğu bir sohbette yaptığı bir değerlendirme üzerine tabir yerindeyse bir bardak suda fırtına kopardı bir takım çevreler. Gazeteciler o sohbette seçim barajı dahil olmak kaydıyla pek çok konu hakkında Sayın Genel Başkanımızın değerlendirmelerine müracaat ettiler. Genel Başkanımız, ben de orada olduğum için yakinen dinledim ve şahit oldum. %10 seçim barajının ağır olduğunu, bu uyum yasaları görüşülürken bununla ilgili diğer siyasi partilerin de görüşleri alınmak suretiyle mutabakat oluşması halinde barajın aşağıya çekilmesinin doğru bir yaklaşım olacağını ifade etti. Bu değerlendirmenin yer aldığı haberlerin hemen akabinde, ertesi günü hatırlayın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj sorunu olduğu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin
%10 baraj korkusu nedeniyle bu konuyu teklif ettiğine dair yapılmadık değerlendirme kalmadı. Onun üzerine genel başkanı dedi ki madem öyle isterseniz %12 yapalım, isterseniz %15 de olabilir dedi. Dün bu konuda yaygara çıkartan Milliyetçi Hareket Partisi tükendi, bitti, baraj endişesiyle bu konuyu gündeme getirdi diyen Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere bugün Allah'ın takdiri ibretlik değerlendirmelerine zannediyorum hep beraber şahit oluyoruz. Bir hafta önce Cumhuriyet Halk Partisi seçim barajının sıfırlanması lazım geldiğini ve bu konuda mutlaka bir yasal düzenleme yapılması lazım geldiğini ifade etmeye başladı. Şimdi biz dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'ne senin seçim barajı korkundan dolayı mı bunu gündeme getirdin deme hakkımız var mı? Yok. Dolayısıyla günlük, anlık kendi menfaatlerine ne uygun görülüyorsa bir yaklaşım ve anlayış içerisinde olan bu siyaset tüccarları aslında iyice köşeye sıkıştılar derdi dava arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ön ayak olarak 16 Nisan'da aziz milletimizin de takdir ve tercihiyle adını koyduğu yeni yönetim biçiminde artık baraj %10 falan değil. Baraj %50+1 değerli dava arkadaşlar. Onun içindir ki telaşa kapılan, kapalı kapılar ardında ittifak arayışları içerisinde bulunan bu şer cephesi bir çıkmaz sokağa hapsedildi. Ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Ve inşallah bu kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıkları, görüşmeleri ve vardıkları mutabakatları mutlaka bu milletin huzuruna çıkıp ifade zorunda mecburiyetinde kalacaklar. Herkes bu milletin kantarına mutlaka önümüzdeki günlerde çıkacak. Bizim uyguladığımız stratejinin doğru olduğuyla alakalı hiçbir endişemiz ve kuşkumuz yok. Türk siyasetinin geleceğini, ülkenin içinde bulunduğu gerçekleri ve gelişmeleri, özellikle çok vahim ve ciddi bir boyut almış olan beka sorununu değerlendirdiğimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nin attığı bu tarihi adımlar önümüzdeki günlerde çok daha yerli yerine konulacak ve idrak edilecektir. Bu dönem dava arkadaşlarım, endişeniz olmasın. Emanet ehil ellerde. Endişeniz olmasın. Hiçbirinizin başını öne eğdirecek bir yanlışın içerisinde olunmadı. Bundan sonra da olunmayacak. Ve inşallah artık Türk milliyetçileri hak ettikleri yere önümüzdeki seçimlerde mutlak surette gelecek. Ben bu duygular içerisinde bugün ilkini sizlerin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu divan toplantımızın Gemliğimize, Bursa'mıza, ülkemize hayırlar getirmesini, birliğimize, kardeşliğimize, huzurumuza katkı sağlamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi bir kez daha en derin saygı, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Saygıdeğer hazirun, partimize yeni üye olan 187 kişi adına sembolik olarak isimlerini okuduğum üyelerimizin pozetlerini takmak üzere alkışlarınızı sahneye davet ediyorum. İsmail Duman, Hüseyin Gedik, Ahmet Şendür, Ömer Kadir Ballandı, Fatih Aslan, Oğuzhan Turunç, Aydın Kayan, İrem Demirol,
Aris Sazlık, Oğuzhan Oğuz, Lütfi Uçlu, Hüseyin Büyükoruç, Kala Subaşı, Fesih Polat, Veli Gülüm, Murat Ege, Caner Fidancı, Gönül Şener, Hasret Kıldacı, Tuğba Kurbaş, Halime Öztürk, Harun Yağız, İsmail Emre Bölükbaş, Müge Demir, Oktay Sarıçoğlu, Dilruba İnanır, Hüseyin Şahin, Alperen Atalar, Emrah Dönmez. Bakarım. Ha, bunlar. Ben başka. Hepsini çektim ya.